kurtuluştayız. PKK'nın ipi Amerika'da. Amerika'nın Kürt politikasına yön veren isimlerden Henry Barkin'in Financial Times'ta enteresan bir analizi yayınlandı. Yazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya çektiği PYD resminin Washington'da karşılık bulduğunu da gösteriyor. Erdoğan ya Türkiye ya PD açıklamasıyla Amerika'dan tercih yapmasını istemişti. Erdoğan'ın çıkışını ciddiye almış olmalı ki Barki Obama yönetimine politika değiştirmeyi öneriyor. Barki'nin teklifi şu, Erdoğan'ın Amerika'dan PYD ve Türkiye arasında tarafını seçmesini istemesiyle durum kontrolden çıkabilir ama Amerika'nın aracı olabileceği bir kazan kazan ihtimali var. Türkiye'deki PKK militanlarının Kuzey Irak ve Suriye'ye çekilmesi karşılığında Türkiye'den Suriye'deki Kürt bölgelerine müdahale etmeme sözü alınabilir. Barki, iki ülkenin de avantajına olduğunu iddia ettiği teklife Türkiye'nin yanaşmaması veya sıcak bakmaması durumunda PKK'nın Güneydoğu'yu Suriyelileştirme girişiminin engellenemeyeceğini de eklemeyi ihmal etmiyor. Bu sözler Amerika'nın PKK PYD'yi istediği gibi kontrol edebildiğini gösteriyor. Demek ki Amerika istediği takdirde PKK militanlarını Türkiye'den çıkarıp Kuzey Irak ve Suriye'ye kaydırabilir. Aslında bir itiraf özelliği taşıyan Barkin'in önerileri Türkiye'nin PKK ve PYD ile ilgili bugüne kadar yaptığı tespitleri doğrular nitelikte. PKK'nın yeniden silah sarılması Suriyedeki gelişmelerle bağlantılıydı. Kandili arkadan iten uluslararası güçler bu. Türkiye'yi içeride yıpratma görevi verdi. Çözüm süreci devam ederken HDP %13 gibi bir oy oranı ve 80 milletvekiliyle meclise girmişken ortada PKK'yı iç savaş çıkarmaya iten hiçbir sebep bulunmazken Kandil nasıl oldu da Türkiye'ye karşı tarihinin en büyük terör saldırılarını düzenlemeye kalktı? PKK, PYD ve HDP'nin bu oyunda piyon olduğu ortada. Yoksa Amerika bu örgütten satranç tahtasındaki bir piyondan bahseder gibi konuşmazdı. Kimse kontrol edemediği bir örgüt hakkında kolay kolay Suriye'ye çekilirler, kuzey Irak'a girerler türünden düşünce yürütemez. Hükümetin Suriye politikasına yönelik eleştirileri gündeme getirirken, uluslararası güçlerin bölgedeki etkilerini ve hamlelerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. PKK ve PYD'yi Amerika Kürt politikasından bağımsız değerlendirmeye kalkarsak, karşımızda anlamsız bir terör çetesi kalır sadece. Ne DAEŞ ne PKK ile PYD başıboş bir terör organizasyonu, bu yapılar Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek için yıllarca hazırlanan, güçlendirilen ve büyük güçler tarafından kullanılan anti aktörler Kurtuluş Tayiz akşam